Selamünaleyküm arkadaşlar. Son sohbetimde anonsunu yapmıştım aslında. Yeni sponsor Nef'in, Erden Timur'un anlatıldığı sohbetimde dedim ki bundan sonraki sohbet konum Galatasaray'ın oynayacağı 5 kader maçında olacak dedim. 5 kader maçı sohbetimin ana konusu olacak demiştim. İşte şimdi o sohbeti yapmak üzere karşınıza geldim arkadaşlar. Bu 5 tane maç, önümüzde 5 tane lig maçı var. Galatasaray'ın önünde 5 lig maçı var arkadaşlar. 1. Öncelikle Konya. 2. Ardından Beşiktaş deplasmanı arkadaşlar. Sonra 3. İçeride kiminle oynayacak Galatasaray? Gaziantepspor'la oynayacak. Sonra arkadaşlar 4. 4'ü de şöyle yapalım. Sonra 4 arkadaşlar nereye gidecek Galatasaray? Karagümrük deplasmanına gidecek. Karagümrük deplasmanına. Ve arkadaşlar 5. Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçı. İçeride Ali Samiyen stadında, Nef stadyumunda, Ali Samiyen stadı demeyeceğiz arkadaşlar. Ali Samiyen spor kompleksi Nef stadyumunda. Bunu bir önceki sohbetimde anons etmiştim. Bundan sonra Ali Samiyen spor kompleksi Nef stadyumu diyeceğim arkadaşlar. Hep ben kestirmeden Türk Telekom varken Ali Samiyen stadı deyip geçiyordum. Ama şimdi öyle demeyeceğim arkadaşlar. Her sohbetimde inşallah dilimin döndüğünce Ali Samiyen spor kompleksi Nef stadyumu diye böyle göğsümü gere gere söyleyeceğim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir çıkarım, avantam, levantam yok. Sadece Erden Timur'un nef olarak Galatasaray'a verdiği katkının karşılığını yani sohbetlerimde oradan duyduğum memnuniyeti anlatabilme, verebilme adına bunları söylüyorum arkadaşlar. Söylemeye de devam edeceğim. Evet, Galatasaray bu haftadan itibaren 5 tane önemli lig maçı oynayacak. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. Konya, Beşiktaş, Gaziantep, Karagümrük, Fenerbahçe maçından bu 5 lig maçından Galatasaray kaç puan toplar? Duyamadım. 15 mi? Geçiniz. İnelim aşağıya. İnelim inelim. Hadi şöyle söyleyelim. Yani 3, 6, 9, 12, 15. Yani 5 maç 15 puan tamam karşılığı ama ben Galatasaray'ın bu 5 maçtan 15 puan alabileceğine asla ve asla inanmıyorum. Ha, şöyle söyleyeyim. Benim bildiğim, o hani bildiğimiz coşkulu, tempolu var ya bir zamanların Galatasaray'ı vardı. Sahaya çıktığı zaman öyle de futbol oynar, böyle de futbol oynar. Yenilir yener ama sahayı rakibine dar eder. Rakibinin üstüne kabus gibi ne yapar? Çöker. Bu Galatasaray çöküyor mu? Hayır, çökmüyor abi. Bu Galatasaray 88. dakikada rakip takımın oyuncusunun penaltıyı dışarı atmasıyla muhtemel bir mağlubiyetten kurtuluyor. Sonra da arkadaşlar, sonra da bir şekilde galibiyet golünü buluyor ve ne oluyor? Teknik direktör çıkıyor, martaval okuyor. Yok da şöyle oynadık da, böyle oynadık da, şöyle kazandık da, böyle döktürdük de, 35 yaşında işte Babel'i kazandık, Feghouli geliyor, o gidiyor, bu gidiyor. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Adam 88. dakikada o penaltıyı atsa Galatasaray resmen ayvayı yiyecek. Ve Rize'de teslim bayrağını çekecek arkadaşlar. Teslim bayrağını çekecek. Olacak şey mi bu? Değil. Ama maalesef teknik direktör şimdi bunun arkasına gizleniyor. Arkadaşlar bu arada ezan okunuyor. Ezan bitene kadar bana müsaade. Sanıyorum ses de size gelmiştir. Evet, şu anda geliyor. Ezan bitene kadar susuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 maç demiştim. 5 maçı ben hemen yazdım bu arada. Ve bunların 3'ü içeride. Konya, Beşiktaş deplasman, Gaziantep, Karagümrük deplasman ve de Fenerbahçe
içeride arkadaşlar. Bu 5 maçın böyle bir durumu budur şimdi. Ben bunu sizlere göstermiş oldum. Bir de yazılı olarak gösterdim. Galatasaray'ın şimdi şöyle bir hesap yapılabilir. Ya işte kardeşim biz gideriz. Oynayacağımız Konya maçı ilk maçımız. Kendi sahamızda kazanırız. Beşiktaş'tan bir puan alırız. Sonra içeride Gaziantep'i yeneriz. Karagümrük'ü de yeneriz. Fenerbahçe'yi de yeneriz. Olmadı. Bir puan da oradan. Yani 15 puanı 2 puan 2 kayıpla bitiririz gibi bir hesap yapılabilir. En iyimser hesap böyle yapılabilir. Tabii daha iyimseri en güzel hesap. Kardeşim 5 maç mı? Üçerden 15 puan ya sahneye olsun bitsin. Dedik ya eski Galatasaray olsaydı o coşkulu, tempolu, istekli, arzulu, rakibe sahi, dar eden, rakibin üstüne kabus gibi çöken Galatasaray olsaydı bunu söyleyebilirdik. Ben şimdi Galatasaray'ın bu 5 maçını kırılma maçı olarak görüyorum. Ve diyorum ki eğer Galatasaray yine böyle pısırık oynamaya devam eder, yana, geriye, kaleciye, al, ver, oydu, buydu, abidik, gubidik, estek, köstek, kadro yanlışlığı, kadroda şeyi, oyuncu tercihlerindeki adaletsiz forma dağıtımları vesaireler devam ederse Galatasaray bu 5 maçta çok 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 büyük sıkıntılar yaşamakla kalmaz. Galatasaray için bu 5 maçta arkadaşlar sezon biter. Bakın sezon biter. Ha bu arada tabii bu 5 maçın içerisinde en az 2 tane de şey var. Lokomotif Moskova maçları var arkadaşlar. Şimdi UEFA maçları da var. Ama Galatasaray'ın bu kafa yapısıyla, bu oyun anlayışıyla UEFA'dan nereye kadar gidebileceğini artık kestiremediğim için buralarda önceden çok iddialı olup da sizleri ters köşe yapmak istemiyorum. O yüzden o iki maçı, daha doğrusu UEFA maçlarını bir kenara bırakıyorum. Ligi konuşuyorum ben şimdi. Galatasaray için lig önemli. Şu önünde oynayacağı 5 önemli veya şöyle söyleyelim. Galatasaray için önünde oynayacağı 5 kader maçı var. 5 kader maçı var arkadaşlar. Galatasaray'ın benim ölçülerime göre bu 5 kader maçından en azından 4 galibiyet çıkarması lazım. 4 galibiyet. Olmadı 3 galibiyet 2 beraberlik çıkarması lazım. Ben mağlubiyet beklemiyorum. Olmaması lazım. Galatasaray yenilmemeli ama bu 5 maçın ikisinin derbi olduğunu, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri olduğunu bir defa dikkatten kaçırmayalım. Ve en az derbi kıvamında, belki de derbiden daha zor, puştuk bakımından, puştuk kalitesi de o maçta çok yüksek oluyor Galatasaray'a karşı. Dolayısıyla Galatasaray'a uygulanacak olan puştuk kalitesi bakımından Karagümrük maçının da çok zor geçeceğini, yine geçen sene olduğu gibi allemedip gullemedip abidik gubidik numaralarla bunu, hani orada bir tane bir yerde yüzyıl stadı mı ne vardı, çiş yapılacak yeri falan olmayan bir stad vardı, orada oynattılar, sonra Galatasaray'ı dövdüler mövdüler yendiler, o hurmalar burmalar var ya, o hurma burma falan boş durmaz arkadaşlar, onlar yine yapacaklarını mutlaka yapabilirler, oraya da dikkat etmek lazım. Ne demek gerekiyor şimdi? Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarından çok daha zor geçecek İstanbul'daki Karagümrük maçı. Hani yani bak İstanbul'da işte Karagümrük falan, ismine cismine bakmayın. Onun başındaki tiplerin Galatasaray'ın başına ne tür çoraplar örmek için şimdiden hazırlıklara başlamış olabileceği ihtimalini hesaplayın. Bakın bunu hesaplayın arkadaşlar. Bunu belirttikten sonra Galatasaray peki Fatih Terim şöyle bir titreyip silkelenip ya da Burak Elmas'la bir konuşma yaptıysa kendine gelebilir mi? Galatasaray'ın artık genç dinamik kadrosunun, hadi aslanların, bundan sonra rotasyon kotasyon yok, korkak futbol yok, rakibin üstüne çöküyoruz, kabus gibi çöküyoruz der mi? Diyeceğine pek ihtimal vermiyorum. Çünkü İki tane Galatasaray özel maç yaptı arkadaşlar. İki tane adı üstünde hazırlık, özel demeyelim de hazırlık maçı yaptı değil mi? Elde kalan oyuncularla, Cagnesi'yle, Emre Kılınç'ıyla, Alpaslan'ıyla, Nelson'uyla, Marcaos'uyla, onuyla, bunuyla, kimler varsa, Babeli'yle falan filan. Önce Tuzla'yla oynadılar. Tuzla'yı 4-3 mağlup ettiler arkadaşlar. Oynanan futbol, geçelim, hiç yoruma gerek yok.
4-3 Galatasaray kazandı. Kazandı ama işte kazandı yani o kadar. Sonra Galatasaray 2 gün aradan sonra bu defa İstanbulspor'la oynadı. İstanbulspor'la da 3-3 berabere kaldı. Yani şöyle bir tablo çıktı arkadaşlar. Galatasaray 2 hazırlık maçında 6 gol yedi. Defansın baktığınız vakit 2 tane temel direği Nelson ile Marcao'nun oynadığı. Sol tarafta da Arnold'un oynadığını düşünürsek. Zaman zaman Ömer kullanıldı. Sağda sıkıntı var gibi görünse de İstanbulspor maçında en iyilerden biri Alparslan'dı. Demek ki Yedlin'den önce orada Alparslan'a şans vermek gerekiyor. Bugüne kadar Bay İmparator bunları denemedi falan filan. De ileride de işte Babeller'in, Cagne'lerin vesairelerin oynadığını varsayarsak 4-3'lük bir galibiyet, 3-3'lük beraberlik. Bence bu hazırlık maçları niye yapıldı? Anlamı nedir? Önemi nedir? Tamamen şov amaçlı. Çünkü şimdi söyleyeceğim bu cümleden sonra birileri yine su koyu verecekler. Abi hazırlık maçı yapıyorsun değil mi? Bir yeni bir şey denemen lazım. Bir şey göstermen lazım. Yeni bir oyuncuyu yeni bir rolde kullanmak lazım. Sadece son maçta işte İstanbulspor maçında bir Alparslan'ı sağ tarafta gördük. Mesela Emre Kılıç herkesin bildiği, söylediği sol tarafta oynar, başarılı olur. Milli takıma seçilecek düzeydedir o sol tarafta oynar. Ama oynamıyor, oynatmıyor. Niye oynatmıyor? Çünkü inatlıyor. Orada oynatırsa, Emre Kılıç orada başarılı olursa bizler, sizler ne diyeceksiniz? İşte Emre Kılıç ilk defa yerinde oynadı, bak başarılı oldu. O da bunu dedirtmemek için oynatmıyor arkadaşlar. Şimdi, Cagne o maçta gol attı, son maçtaki gol attı. İki tane hazırlık maçında oynadı, yorulmuş olabilir. Mısır milli takımıyla maçlar oynadı, Muhammed Mustafa goller attı falan ama yorulmuş olabilir diğer oyuncular vesaire. Bu şunu gerektiriyor işte Rumen milli takımında da Morutsan'la Çıkırdağ'ın oynadığını düşünürsek yeni bir rotasyon gerekebilir. Yani Fatih Hoca şunu derse şaşırmayın Konya maçı öncesi. Ya bunlar çok yorgun geldiler, ben şöyle bunları bir dinlendireyim, Cagney'i de dinlendireyim, onu bunu dinlendireyim. Mısır maçından geldi Muhammed Mustafa, o da yorgundur, bir rotasyon işte buraya bir Halil'i koyalım falandı filandı. Yani her şeyi ben bekliyorum. Her an her türlü sürprize hazırlıklı olun. Yine bir rotasyon muhabbeti çıkabilir. Yine onu kesebilirler, bunu kesebilirler. Birilerine prim verilmez, verilir verilmez. Ben onları bilemem. Sadece ihtimaller üzerinden, geride yaşadıklarımızı dikkate alarak ihtimaller üzerinden sizlerle bir fikir alışverişinde bulunuyorum. Ama şu olursa, kardeşim rotasyonu motasyonu yok. Zımba gibi bir takım var. Yaş ortalaması 22-23. Sür sahaya aslanlar gibi abi. Savaşsınlar. Dişe diş kana kan. Yenilirse kabulümdür. Öper başımın üstüne koyarım. Ama sen korkarak abi oyunun boşluklarına sığın. Yok geriye pas, kaleciye pas, yana pas. El, al gülüm, ver gülüm bilmem ne. Estekli, köstekli abi, oynaması gerekenleri oynatma, oynaması gerekenleri yerinde oynatma, yok sen savunma yapmadın gel kenara, yok sen yan baktın gel kenara, bilmem ne, bunlar olmaz. Şimdi bakın teknik direktör iki tane özel maç değil mi? Tuzla maçı ve İstanbulspor maçı. Abi sahanın kenarında dur baba ya, takımı yönet, bilmem ne yap, ona yeni bir görev, onu orada dene, bunu burada dene. İşte Arnold çıkacak, lig maçında olduğu gibi Ömer gelecek, bilmem kim çıkacak, o gelecek. Bir iki tane de genç çocuğa göstermeden tiyatrodan görev verildi. Hiçbiri formu morma göremez abi. Baba nerede oturuyor abi? Yukarıda. Orada bir özel bir tribün, tribünün ortasında özel bir yer, o falan filan. Baba orada abi, kıram anasını satayım, oradan izliyor. Ya insanın kenarına inmez abi, huylu huyundan vazgeçmez. Otobüste futbolcularla yolculuk yapmazsın, futbolcularla yemek yemezsin. Falcao'nun dediği gibi bazı dallamalar diyor ki Falcao'nun bunu dediğini nereden biliyorsun? Sen yalancısın lan eşşoğlu eşek. Niye ben yalancıyım? Adam söylüyor bunu. Bütün ajanslar geçiyor, ben de ajanslardan alıp sizlerle paylaşıyorum. Puştun teki de bana yalancı diyor. Pezevenk, tövbe tövbe ya. Lan niye yalan konuşayım? Adam diyor ki Galatasaray'da diyor forvetler diyor sıkıntı çeker, gol atamaz bu oyun anlayışı içeri. Atabiliyorlar mı? Atamıyorlar. Hoca diyor yarısıyla konuşuyor futbolcuların, tavırlı yarısıyla konuşmuyor diyor.
Bunu söyleyen Falcao. Falcao burada takıma girememiş. Sakat sakat sakat. İspanya'ya gitmiş. Gittiği baştan oynadığı her maçta gol atmış. Adam da böyle konuşmuş. Ben bunu paylaşıyorum. Tirol'un teki puş pezevenk. Kusura bakmayın. Bunu söyleyeceğim abi. Çünkü iyi ile doğruyu birbirinden ayıralım ya. Ayıralım ya. Biz kimsenin düşmanı mıyız? İyi olursa diyoruz ki aslanlar gibi oynattı. Helal olsun. Doğrusu bu diyoruz. Öpüyoruz, başımızın üstüne koyuyoruz. Ama lavuklar çıkıp da böyle bize, lan ben bu işe 45 yılımı vermişim. Fatih Terim'in bir şeyi mi var, bana bir gıcıklığı mı var ya da benim ona bir gıcıklığım mı var? Oyun yanlışsa yanlış, söylenmişse söylenmiş, doğruysa doğru. Bunları da sizlerle paylaşacağız kardeşim. İyi yap diyoruz, doğru yap diyoruz. Ben mi söylüyorum sadece? Herkes söylüyor. Sen gidip iki tane hazırlık maçı alacağım diyorsun. Hazırlık maçlarında yine aynı anlayış. Aynı abidik gubidik numaralar. Yukarıda locada otur. Ya şey neyse boş ver. Abi olmaz. Vallahi olmaz ya. Abi Galatasaray böyle kimsenin babasının çiftliği olmamalı ya. Olmamalı. Gözünüzü seveyim ya. Diyorlar ki abi Florya'da öyle bir imparatorluk var ki bu imparatorluk dağıtılmadığı sürece, yerle bir edilmediği sürece Galatasaray başarıyı maşarıyı unutsun. Bu 5 maçta da yerle bir olur diyorlar abi. Kurulmuş orada bir imparatorluk. Kimse burayı dağıtamaz. Dağıtamazsa olmaz o zaman abi. Olmaz. Bitsin artık. Florya'da müthiş bir negatif enerji var arkadaşlar. Bu negatif enerji kırılmalı. Oraya yeni bir kan değişiklikleri öyle ya da böyle gerekiyor. Şimdi konu bu değil ama gerekiyor. İşte hazırlık maçlarında, Tuzla maçında da gördük, İstanbulspor maçında da gördük. Yok işte kadro milli takıma gittiler de geldiler de yine rotasyondu, otasyondu, motasyondu falan. Abi geçin bunları, geçin. Bak tekrar üzerine basa basa Galatasaray'ın 10 numaralı kadrosu var abi. 10 numara. 10 numaralı bir futbolcuya ihtiyacı var ama kadroda 10 numara. Genç, yetenekli. Hepsi abi tabanca gibi çocuklar. Bakın. Neyse girmeyeceğim o toplara. Girmeyeceğim arkadaşlar. Noktayı burada koyuyorum. Galatasaray 5 kader maçı oynayacak. Bu kader maçlarında eğer beklenen, arzu edilen puanlar alınmazsa Galatasaray sezonu kapatır. Şimdiden size söylüyorum. Alınırsa Galatasaray yürür gider. İnşallah ben yanılırım. Benim gibi düşünenler de hepimiz yanılırız abi. Deriz ki biz yanıldık. Helal olsun. 5 maç 15 puan abi. Aldık mı? Aldık. Yola devam ediyor mu? Ediyor. Tamam bunu eyvallah öper başımızın üstüne koyarız. Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Galatasaray'ın iyi olmasını istiyoruz. Galatasaray iyi olduktan sonra demek ki bizim eleştirilerimizin temeli, altyapısı, dayanağı, şunu bunu yokmuş kardeşim. Veya şöyle deriz, biz bu kadar benim gibiler eleştirdi, o oldu, bu oldu. Bak hoca da doğruları gördü. Kaleciye geriye yana pas yok, ahmakça oyun yok, cesur oyun var, rotasyon, kotasyon gibi bir geyiğin, muhabbetin arkasına kimse gizlenmemiş. Tabanca gibi bir Galatasaray geliyor. Ocak'ta da zaten hoca söyledi. Süper Galatasaray geliyor. Yürü lan kim tutar seni deriz. Öper başımızın üstüne koyarız ve noktayı koyarız. Beğenelim, abone olalım. 5 kader maçı. Konya, Beşiktaş, Gaziantep, Karagümrük, Fenerbahçe abi. Fenerbahçe. Eğer bu kafayla gidersek 3 puanı bir arada zor görürüz. Yok birileri silkelenip titreyip kendine gelir. İnadından, egosundan, onundan, bunundan vazgeçerse Galatasaray'a hadi yürü koçum derse inşallah 15 puan. Hadi bakalım. Göreceğiz. El mi yaman, bey mi yaman. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Yeni sohbetlerde inşallah beraber olacağız. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı da unutmuyoruz diyelim. Noktayı koyalım. Hoşça kalın kardeşlerim.